Evet İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu artık ilan etti. Peki bu söz konusu parti toplantısında bazı isimler vardı. Niye katılmadı acaba? Hangisi muhalif oldu? Buna şah koştu. Bir bakalım şimdi yakından. Evet adım adım ilerleyeceğiz. Önce şu Cumhur İttifakı'nın başlayalım. Bahçeli'nin bir tepkisi var Cumhur İttifakı'nda. CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz günü gerçekleştirmesi ise hem talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin bir resimdir diyor Bahçeli. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasviye ve telin edileceklerdir diyor. İddialı konuşuyor Bahçeli ve sert konuşuyor. Yurt dışı seçmen seferberliği var bu arada. AK Parti yurt dışındaki 3,5 milyon seçmen için 160 seçim merkezi açtı. 700'den fazla kişi koordinasyon merkezlerinde görevlendirildi. Ve İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu yani Millet İttifakı'na geçtik. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için karar aldı. İyi Parti bir fire verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk günden beri itiraz eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu o toplantıya Katılmadı. Şimdi Sayın Ağır Alioğlu'nun itirazı gayet demokratik bir itirazdır, demokratik bir tepkidir. Lakin biraz geçmişe gittiğimizde, yani iki hafta öncesine gittiğimizde Sayın Akşener o altılı masadan kalkınca bir anda bakınız İyi Parti'de nasıl bir deprem yaşanıyor. O masadan kalkıp o masayı devirmenin maliyeti çok ağır oluyor İyi Parti için itiraf gibi bir açıklama. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta diyor, demiş ki Altın masa krizinde Akşener masadan kalktığında istifa eden üye sayısını açıklamış. Yanlış hatırlamıyorsam demiş 25-30 bin civarında istifa oldu. Önemli bir kısmı geri döndü. Şimdi rakam söyleyemem. Evet Sayın Akşener o masayı devirdiğinde 25-30 bin parti üyesi partiden istifa ediyor. Çok ciddi bir rakamdır bu. Ardından büyük bir bölümü geri dönüyor. Şu andaki sayı nedir tam olarak söyleyemiyorum diyor ee, Erhan Usta. Ama orada işte yaşanan o krizde bakınız İyi Parti'nin tabanı çok sert bir tepki vermiş. Akşener'in masadan kalkmasına bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu itirafta görüyoruz bu arada.